Evet yanlış bir haber girmiştik değerli izleyiciler. Uzaktan eğitimle ilgili tekrar sunayım haberi. Bildiğiniz gibi EBA uzaktan eğitim sistemi uzaktan eğitim sisteminde e, yoğunluk yaşandığı zaman kesintiler oluşuyordu. Ama bu kesintilerin sadece yoğunluktan değil siber saldırılar yüzünden de gerçekleştiği açıklandı. Saldırıların önlenmesi mümkündür. Siber saldırıyla uzaktan eğitim durma noktasına getirildi. Bakanlık devreye girip sorunu çözdü. Öğrencilerin EBA'ya erişimini kolaylaştırmak için yeni iyileştirmeler yaptı. Yeni teknolojilerle Yeni çözümler bizleri daha yukarılara da taşıyacak. Milyonlarca öğrenci salgın nedeniyle eğitime bu yıl uzaktan başladı. Öğrenciler dersleri eğitim bilişim ağı eba üzerinden alıyor. Sistem içerisindeki bütün o parçaları güçlü hale getirmedikçe sistemin güçlü olması mümkün değildir. 22 Eylül'de öğrenciler ve öğretmenlerin ders başlama saatinde bir anda sistem çok kalabalık uyarısı vererek çöktü. Eğitimde aksamaya yol açan bu sorunun ardından Milli Eğitim Bakanlığına eleştiriler geldi. Krizi çöz Milli Eğitim Bakanlığı sisteme siber saldırı yapıldığını duyurdu. EBA küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta ve hizmet kalitesi etkilenebilmektedir. Dağıtık hizmet engelleme saldırılarını izleme raporlarına göre söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında gerçekleştirilen müdahaleler neticesinde 2 saat içerisinde normal hizmet sunmaya devam etmiştir. Bakanlık öğrencilerin 30 dakika öncesinde kolaylıkla sisteme erişebilmeleri için de hızlı geçiş özelliğini iyileştirdi. Uzaktan eğitimde politikaların belirlenmesi asıl olandır. Burada yapılması gereken de altyapıda e, ne gerekiyor, eksikler belirlenerek elbette dijital e, teknolojiler deyince e, internet altyapısının çok güçlü olması gerekiyor. O oradan başlayarak bütün sistemin kurgulanması, e, ele alınması ve olması gerektiği gibi yapılması e, çok önemli. ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Tarkan Gürbüz EBA'da yaşanabilecek sorunları ulusal kanala değerlendirdi. Gürbüz olası sorunlara ilişkin çözüm önerilerini de aktardı. Dolayısıyla bu konuda verilecek eğitimler bu tip saldırıların önüne geçmekte kurulacak etkili güçlü takımların geliştirilmesine, oluşturulmasına ile bu saldırıları bertaraf etmek mümkündür. Eğitimde e, temel unsurlar var, atlanmaması gereken güçlü ve hızlı bir altyapı olmazsa olmazdır. E, kesintisiz destek olmalı, e, sonrasında nitelikli, kaliteli, zengin içerik e, olmazsa olmazdır. Öte yandan Türk Eğitim sende öğrencilerin EBA'ya erişimi noktasında talebini açıkladı. Sendika, öğrencilerin EBA'ya girdiği dakikalarda internetin ücretsiz olmasını istedi.